Yeni bir videomdan, yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da sizinle e, yazlık bir model, yaza damgasını vuracak bir model paylaşacağım arkadaşlar. Bu modeli hırkalarda, yeleklerde, şallarda, kazaklarda yani kısa kollu yazlık kazaklarda kullanabileceğiniz bir model. Bu e, model arkadaşlar ikinin katları artı bir ilmek olarak atacağız. Şimdi ilmeğimizi atalım şimize. Bu model biraz kalın şişlerle güzel gösteriyor arkadaşlar. 5 numara, 6 numara, 4,5 numara. Yani fazla ince şişlerle güzel olmuyor. İp ince olabilir ama şişiniz kalın olduğu zaman daha güzel olur. Yani en fazla 6 numarayla, en düşük 4,5 numarayla örebilirsiniz bu modeli. Dediğim gibi salaş kazaklara, salaş yeleklere, salaş hırkalara çok güzel olabilecek bir model çok da basit bir model. Herkesin örebileceği yani yeni örgüye başlayanların bile örebileceği bir model. Evet şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. Evet 28 ilmek attım. Artı bir ilmek 29 tane ilmek attım arkadaşlar. Yani ikinin katları artı bir ilmek. Şimdi şöyle bağlayalım. 5 numaralı şişle gösteriyorum ben size. E, Nakonun ipi arkadaşlar ipimde. Nako pırlanta. Bu iple ben e, salaş yelek başladım. Onun videosuna hazırlanıyorum. Videosunu çekiyorum daha doğrusu. Bu videodan sonra e, salaş yeleğimin birinci bölümü gelecek diyelim. Evet tanıtımımızı da yaptık. İlk sıramıza başlıyoruz. İlk sıramızı modele dahil değil arkadaşlar bu sıra bu sırayı haroşa olarak yani düz olarak örelim İlk sıramızı düz gidelim çok kolay çok basit dediğim gibi herkesin örebileceği yazın üzerine ifil ifil çiçeği bir model Arkadaşlar birçok model var size göstereceğim İlk bununla başlayayım dedim e, Tabii ki bu arada e, yelekler öreceğim Ondan sonra hırkalar öreceğim ee, kısa kollu demeyelim de kolsuz e, kazak öreceğim. Salaş bir şekilde kollar aşağı düşecek bir şekilde. Onları da sizinle paylaşacağım. Ara arada böyle modeller paylaşacağım. Yazdık arkadaşlar. Evet. ilk sıramızı düz olarak geldik. Evet. Dönüyoruz. Şimdi çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Ajurlu modellerde dikkat etmediğiniz takdirde sağ bir tarafa kayar, sol bir tarafa kayar. Model tamamen kendisini kaybeder. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Örmeden aldım. Siz nasıl alıyorsanız arkadaşlar. Doladım. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Doladım. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Doladım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Aa biz bu modeli biliyoruz. Bu ajurlu model demeyin arkadaşlar. Arkada da aynı şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz ajurlu modellerde ön tarafta ajuru koyuyoruz, arka tarafta haroşa olarak örüyoruz. Bu iki tarafta da aynı. O yüzden kaçırmayın arkadaşlar. Dikkatli izlerseniz kaydırmadan modeli gidersiniz. Evet sarıyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Sarıyoruz. 2 ilmeği birlikte ördük. Sardık. 2 ilmeği birlikte ördük. Bakın arkadaşlar son iki ilmek. Bunu örüp geçmiyoruz. Sarıyoruz. 2 ilmeği birlikte ördük. Evet dönüyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Şu ilmeğe dikkat edelim arkadaşlar. Bu sardığımız ilmek genelde önde olacak. Yani bu sardığımız ilmek arkada kalırsa modeliniz bozulmuş demektir. Ona çok dikkat edin. Ördüğümüz ilmek arkada, sardığımız ilmek her zaman ön tarafta ve arka tarafta sardığımız ilmek önde olacak. Evet, ilk ilmeğimi aldım, sardım. İkisini birlikte ördüm. İpimi doladım. Hemen ikisini birlikte örüyorum. Bakın doladım. İkisini birlikte ördüm. Doladım. İkisini bakın arkadaşlar hep önde doladım. Ön tarafta ve arka tarafta hep önde olacak doladığımız ilmek. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Doladım. İkisini birlikte ördüm. Doladım. İkisini birlikte, doladım, ikisini birlikte örüyorum. Doluyorum. Dediğim gibi çok basit bir model arkadaşlar. Yeni örgüye başlayanların bile örebileceği bir model. Sadece bu başlara ve sonları karıştırmayalım. Ortada zaten karıştırmanız mümkün değil. Dolayarak yapıyorsunuz. 2 ilmeği birlikte örüyorsunuz. Yalnız bu doladığımız ilmek önde mi ona dikkat ediyorsunuz. Bu doladığımız ilmek hep önde olacak. Evet. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Doladım iki ilmeği birlikte ördüm, doladım, 2 ilmeği birlikte ördüm, doladım, 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle sayalım isterseniz. Sayıda bir değişiklik olmuş mu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Bakın sayımız aynı gidiyor. Ona çok dikkat edin arkadaşlar dönüyoruz. Evet. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen aynı şekilde doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Dediğim gibi arkadaşlar şallara çok yakışacak yani şallara da çok yakışacak bir model. Evet, 2 ilmeği birlikte aldım, doladım. 2 ilmeği birlikte aldım, doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir daha göstereyim, beraber yapalım. Şişinizi ince tutmayın. İnce tuttuğunuz zaman fazla belli olmuyor bu e, delik olan yerler. Ben 5 numaralı şişle gösteriyorum size. Bunu ben 6 ile de örebilirim. 5 ile de örebilirim. 7 ile de örebilirim. Yani elime göre benim elim sık olduğu için 7'yi bile kaldırır. E, bu modelde benim elim. Evet hemen doluyoruz. Bu başları karıştırmadığınız sürece e, modelinizde kayma olmaz. Bir de dediğim gibi püf noktası bu sarılan ip. Yani böyle doladığımız ip örülen ipin hep önünde olacak. Yani ona dikkat edin arkadaşlar. Atıyorum örerken baktınız şu önde ördüğünüz önde doladığınız arkada hemen sökün çünkü model kaymış demektir. İlmekleri artmış demektir. Evet doluyorum. Örüyorum. Doluyorum. Örüyorum. Doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. Doluyorum. İkisini birlikte ördüm. Doladım. İkisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm birçok yazlık model var arkadaşlar sırayla hepsini paylaşacağım sizinle çok güzel modeller çünkü dediğim gibi yeri gelecek modelleri paylaşacağım yazlık modeller yeri gelecek ördüklerimi paylaşacağım sizinle yazıda öylece Allah izin verirse noktalayacağız Evet ikisini birlikte ördüm. Doladım. Bakın. İkisini birlikte ördüm. Dönüyoruz. Ben biraz ilerleteyim. Model tamamen kendisini göstermesi için ki böyle bile gösterdi. Şöyle yapalım. Evet son sıramızı örelim. Bu kadar ilerletmem yeterli arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın. Dediğim gibi arkadaşlar tam yaza damgasını vuracak model. Şöyle göstereyim. Evet. Çok kolay. Ee, yeni örgüye başlayanların bile örebileceği bir model. Yaza tam yakışacak bir model arkadaşlar. Şöyle. Bu yazlık örgülerde arkadaşlar. Bir de onu söylemek istiyorum. Yazlık örgülerde. Gerçi ben kışlık örgülerde de ütü yapıyorum. Ama yazlık örgülerde daha yoğun. E, yapıyorum ütüyü böyle e, açılması evet, için. Fakat yazlık örgülerde Çık, ütü daha çok istiyor arkadaşlar kendisini açması için. Bunu ütülediğiniz zaman daha güzel daha böyle delikleri belirli bir şekilde olacak. Dediğim gibi benim gibi eli sıkı olanlar 6 ve 7 numaralı şişle örsün arkadaşlar. Çünkü e, eli sıkı olanlarda delikler fazla büyük durmuyor. O yüzden şişinizi kalın tutarsanız daha güzel durur diyorum. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın çok güzel. Özellikle yeleklere, salaş yeleklere ve salaş hırkalara, e, kolsuz kazaklara diyelim. E, çok güzel havalı duracak bir model. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.